Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayları Mustafa Sarıgül ve Doktor Ufuk Aktaş, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ni ziyaret etti. Milletvekili adayları Mustafa Sarıgül ve Doktor Ufuk Aktaş ve beraberindeki Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti il başkanları ve diğer ilgililer, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bedir Limon ve oda başkanları ile görüşerek esnaf ve sanatkarların sorunları ve istekleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bedir Limon, esnaf ve sanatkarların genel durumu ile ilgili bilgi verdiği Mustafa Sarıgül ve Doktor Ufuk Aktaş'ı çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan'ın sadece mahalle ölçeğindeki peyzaj ihtiyacını karşılamıyor, aynı zamanda şehrin geneline hitap edecek büyük ölçekli yeşil yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, hemşerilerimizin özenle beklediği Esentepe bölgesinde çocuklarımızın daha önce deneyimlemediği macera parkları, zemin trambolinleri, kaykay pisti, masal parkları, bisiklet yolları ve kapalı oyun parkı gibi birçok yeniliği içerisinde barındıran yaklaşık 200 bin metrekare rekreasyon alanının birinci etabını oluşturan 60 bin metrekarelik alanda çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 150 milyon lira maliyetle yapılacak olan bu projeyle Esentepe vatandaşlarımız için keyifli bir sosyal yaşam alanı ve cazibe merkezi olacak. Ayrıca mevcut Esentepe sosyal tesislerinde yap işlet devret modeliyle ihale edilmiş ve yüklenici firma tarafından 2023 yılında tamamlanarak faaliyete geçirilecektir ifadelerini kullandı. Erzincan ile Üzümlü ilçesinde tamamlanan içme suyu irsali ve şebeke hattının yenilenmesinin ardından bozulan yolları yenileme çalışmaları başladı. İlçe genelinde içme suyu şebeke hattının yenilenmesinin ardından yollarda oluşan büyük ölçekli tahribat Üzümlü Belediyesi tarafından asfaltlanıyor. Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı konu hakkında yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İlçemizde içme suyu irsali ve şebeke hattının yenilenmesinin çalışmalarının tamamlamasıyla birlikte mahallelerimizde oluşan tahribatı yollarımızda üst yapı çalışmalarımıza başladık. Tüm hemşerilerime bu zamana kadar gösterdikleri anlayış için şükranlarımı sunuyorum. Üzümlü için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Polislerle Macera Adası projesi kapsamında okullar balon park ile neşeleniyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nce Erzincan şehir merkezindeki okulların bahçelerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisli olarak personelce kurulum ve kullanımı gerçekleştirilen balon park çocuklara eğlenceli ve mutlu saatler yaşatıyor. Yoğun ilgi gören balon parkta bol bol zıplayan çocuklar tırmanma parkurunda da birbirleriyle yarışırken keyifli bir gün geçiriyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli eğlenceyi çocukların ayağına getirdi. Erzincan merkezdeki tüm okulları dolaşması hedeflenen balon park çocuklara heyecan ve eğlence ile buluşturmayı hedefliyor. Her gün farklı bir okulun bahçesine misafir olacak şişme oyun parkı çocuklara büyük mutluluk ve heyecan yaşatıyor. Özellikle yoğun ders programı arasında soluğu oyun parkında alan öğrenciler keyifli dakikalar yaşıyor. Son olarak 25 Nisan 2023 günü Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda kurulan balon parka yoğun ilgi gösteren çocuklar heyecanlı, mutlu ve eğlenceli saatler geçirdi. Tramboline zıplayan çocuklar tırmanma parkurunda birbiriyle yarıştı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından balon park etkinlikleri eğitim öğretim dönemi boyunca tüm okulları kapsayacak şekilde devam edecek.
Erzincan 7.15, Erzurum 3.8, Sivas 6.13, Gümüşhane 6.16, Bayburt 3.12, Giresun 9.16, Elazığ 7.14, Tunceli 7.11, Bingöl 8.11, Malatya 7.14, Yozgat 0.11, Amasya 3.16, Kars -1.12, Van 4.7, Ağrı 3.9. Dolar 18.99, Euro 20.37, 22 ayar altın 1074 lira, tam altın 7679 lira, yarım altın 3908 lira, çeyrek altın ise 1927 liradan işlem görüyor.